iCrypex Kripto Para Borsası'ndan merhaba. Ben hazine uzmanı Helin Çelik. Haftalık kripto para değerlendirmemize Bitcoin dolarla başlıyoruz. Bitcoin dolar hafta içerisinde yaklaşık olarak 5900 seviyesine kadar geri çekilip 20 günlük hareketli ortalamayı test ettikten sonra yukarı yönlü hareketlilik kazandı. Piyasadaki long pozisyonların hacimlerinde ciddi bir artış gözlemlendi. Bu süre zarfında hafta içinde baktığımız zaman long pozisyonların baskınlığının %50 oranının üzerinde seyir gösterdiğini gözlemliyoruz. Ağırlıklı olarak bu çerçevede ilerledi ve böylelikle 7328 direncine kadar bir fiyatlama görmüş olduk biz. Bu bizim seviyelerimiz arasında olan bir direnç seviyesiydi. 6970'in üzerinde bir fiyatlama gördüğümüz zaman 7328'e kadar ivmelenebileceğini söylemiştik. Nitekim benzer bir senaryo oldu ancak baktığımızda belirtilen alanda bir satış baskısı meydana geldi. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin hisse senedi piyasasındaki açılış ve buradaki seyirin de etkili olduğu düşünülüyor. Şu an itibariyle 6970 direncinin altında fiyatlanıyor. Ancak yukarı yönlü oluşturduğu trendi kırmış değil. Yani yukarı yönlü hareketlilik göstermek için tekrar bir hamlede bulunabilir. Burada önemli olan bu trend çizgisini bizim takip ediyor olmamız. Hem trend çizgisi hem de 6550 desteği bu noktada önemli bir gösterge bizim için. Bu alan aşağı yönlü kırılmadığı sürece yukarı yönlü hareketlenmeler tetiklenebilir. Long pozisyonlarda baskınlık, hacim artışları görülebilir. Eğer bahsettiğimiz alan aşağı yönlü kırılırsa 6550'den sonra biz 6258 ve 6000 desteklerini sırasıyla göz önünde bulundurabiliriz. 6000 desteğinin altı ise bizim için biraz kritik bir bölge açıkçası. Çünkü 5441 desteğine kadar bir sarkma meydana gelebilir. Ancak dediğimiz gibi trend çizgisinin ve 6550 desteğinin üzerinde tutulması bizim için pozitif yönlü fiyatlamaların görülebileceği anlamına geliyor. Bu alanı dikkatle takip edeceğiz ve olası yukarı yönlü bir hareketlilikte ise daha önce test edip geri çekildi 7328 direncine kadar olan fiyatlamaları normal karşılayacağız. Önemli olan artık yeni bir bu düşüşünden sonra yaptığı yeni bir tepeyi oluşturmak için istekli olması. Eğer 7328 yukarı yönlü kırılırsa 7700 ve 8107 dirençleri ilk etapta göz önünde bulundurulabilir. Belirtilen alanlardan tabii ki de bir satış baskısı gelecektir, bir tepkisi olacaktır piyasanın ama bu geri çekilmelerde biz trend çizgisini takip edersek ve kademeli olarak destek seviyelerini göz önünde bulundurursak yatırımcı kanadında daha güvenli adım atılabileceğini düşünüyoruz. O yüzden bizim şu an için takip etmemiz gereken bant aralığı 6550 direnci ile 6977.000 seviyeleri. Bu bant aralığından çıkış bir sonraki yön açısından belirleyici olacaktır. Baktığımız zaman şu an günlük grafikte denge seviyesine yaklaşmış durumda. Yukarı yönlü hareketlilikte biz denge seviyesinin de aynı şekilde yukarı yönlü kırılmasını bekleyeceğiz. Şu an için 4 saatlik grafikte evet aşırı alım bölgesinde ama biz bunun günlük grafiğe de taşınmasını umacağız. Böylelikle direnç seviyelerini takip etmiş olacağız. Dediğimiz gibi geri çekilmelerde de kritik şu anki seviyelere bakacak olursak 6550 desteği önemli gözüküyor. Ethereum dolarla devam edeceğiz. Ethereum dolar hafta içerisinde 126 desteğini test ettikten sonra long pozisyonlarda hacim artışları meydana geldi ve böylelikle günlük grafikte 20 günlük hareketli ortalamayı yukarı yönlü kırarak bir süre oyalandığı fakat kırmakta güçlük çektiği 138 direncini de kırarak 153 seviyesini test etti. Bulunduğu alanda bir miktar satış baskısıyla karşılaştı. Ancak hali hazırda yine 138 desteğinin üzerinden fiyatlanmaya istekli olduğunu gözlemliyoruz. Şu an için bakacak olursak günlük grafikte aşırı satım bölgesinde yatay eksende ilerliyor. Yani 138'in üzerinde tutunmaya çalışıyor. Pozisyonlardaki hacim artışları devam ederse, tabii ki bunu longlar için söylüyorum. Bu sefer yine tekrar 153 direnci göz önünde bulundurulabilir ama bizim için önemli olan 153 direncinin üzerinde fiyatlamaların gelmesi. Böyle bir durum
Yaşanırsa eğer 172 ve 191 direnç seviyeleri göz önünde bulundurulabilir ve böylelikle yukarı yönlü bir genişleme hamlesinden bahsetmiş olabiliriz. Tam tersi bir senaryoda ilk etapta 138 desteğinin aşağı yönlü kırılması bizi tekrar günlük grafikte 20 günlük hareketli ortalama seviyesine çekebilir. Burada aşağı yönlü senaryoda ise önemli olan 126 desteğinin altında herhangi bir kapanış gelmemesi. Çünkü böylelikle hem 20 günlük hareketli ortalamayı aşağı yönlü kırmış olacak hem de bizim için kritik sayılabilecek 126 desteğini kırmış olacak ve aşağı yönlü bir genişleme hareketinden bahsedebiliriz. O takdirde böylelikle de 110 ara desteğiyle 91 desteği göz önünde bulundurulabilir. Yani özetleyecek olursak şu an için 138'in üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bunu başarır da yukarı yönlü hareketlilik gösterirse bunun devamlılığı 153 direncinden sonrası için gelebilir. Buraya kadar olan fiyatlamalar ise olağan karşılanabilir. Aşağı yönlü hareketlilikte ise biz kritik olarak hem 20 günlük hareketli ortalamayı takip etmeliyiz hem de 126 desteğini göz önünde bulundurmalıyız. Litecoin dolarla devam ediyoruz. Litecoin dolar günlük grafikte 20 günlük hareketli ortalamayı aşağı yönlü test ettikten sonra yukarı yönlü momentum kazandı. Böylelikle 39 seviyesini de yukarı yönlü kırmış oldu ve belirtilen alanda 43 seviyesine kadar ivmelenme yaşadı. Bir miktar geri çekildi ancak yine Bitcoin dolarda da bahsettiğimiz senaryo burada da geçerliliğini koruyor. Yukarı yönlü oluşturduğu trendi henüz kırmış değil. Dip seviyesi hala bir önceki dibe göre yukarıda ilerliyor. Şimdi long pozisyonlarda bir hacim artışı meydana gelirse biz yeni bir tepe yapmasını bekleyeceğiz. Bu kapsamda 43 seviyesine kadar olan fiyatlamalar normal karşılanabilir. Bunu ilk düşüş aldığı andan itibaren söylüyoruz aslında. 43 seviyesine kadar bir ivmelenme yaşanabilir ama Litecoin dolar için 43'ün üzeri önemli. Burada bir genişleme hareketi beklenebilir ancak şeklinde açıklamalarda bulunuyoruz. Şimdi bu kapsamda 43 direnci yukarı yönlü kırılırsa bir genişlemeden bahsedilebilir. Böylelikle 49, 57 ve 61 direnç seviyeleri göz önünde bulundurulabilir. Tam tersi bir senaryoda ise yukarı yönlü oluşturduğu trendi aşağı yönlü kırması ve 39 desteğinin altına sarkması Litecoin dolar için 36, 32 ve hatta 28 desteklerine kadar fiyatlamalara neden olabilir. Bu da aşağı yönlü bir genişleme hareketinin öncülüğünü yapabilir. O yüzden bizim için önemli olan şu an trendin üzerinde fiyatlama gerçekleştirmesi ve günlük grafikte henüz denge seviyesine ulaşmayan Litecoin'in aşırı alım bölgesine doğru ilerlemesi, hani en azından denge seviyesini yukarı yönlü kırması önemli gözüküyor. Aşağı yönlü hareketlilikte ise 20 günlük hareketli ortalamayı ve trendi baz alabiliriz. Son olarak Ripple dolarla devam edeceğiz. Ripple dolar, Litecoin dolarda görüldüğü gibi günlük grafikte 20 günlük hareketli ortalamayı aşağı yönlü test etti ve belirtilen alandan tepki alışlarıyla birlikte yukarı yönlü hareketlilik gösterdi. Bu noktada 0.17.35 direncinin kırılması bizim için önemliydi. Devamlılık açısından takip ettiğimiz kritik bir seviyeydi. Nitekim long pozisyonlardaki hacim artışlarının da meydana gelmesiyle birlikte bu alan yukarı yönlü kırıldı. Yaklaşık olarak 0.18-0.19 civarına kadar bir ivme gördük. Ancak bu Litecoin'de 43 seviyesini işaret ettiğimiz gibi Ripple dolarda da 0.19.79 için yeterli olamadı. Burada da 0.19.79'u takip etmemiz gerektiği düşüncesi hakim. Buraya kadar olan fiyatlamalar olağan karşılanabilir. Sonrasında ise 0.21.71 ve 0.23.05 direnç seviyelerini göz önünde bulundurabiliriz. Eğer bahsettiğimiz senaryo gerçekleşirse, yukarı yönlü hareketliliğin devamı gelirse burada 0.21.71'e ayrıca dikkat etmemiz gerekiyor. Gördüğümüz gibi benzer bir hareketliliği görebiliriz grafik üstünden. Bu alanda bir miktar satış baskısıyla karşılaşabiliriz ve 0.21.71 ve 0.19.79 arasında bir fiyatlama görebiliriz. Ama burayı aşmamız için, tabii bu takibi yapmamız için öncelikli olarak bizim 0.17.35 ve 0.19.79 band aralığında oluşan fiyatlamayı yukarı yönlü
kırışını takip etmemiz gerekiyor. Tam tersi bir senaryoda ise biz trend çizgisini ve 0.17-35 desteğini göz önünde bulundurabiliriz. Burada 20 günlük hareketli ortalamaya kadar olan fiyatlamalar makul karşılanabilir aşağı yönlü bir senaryodan bahsedecek olursak. Ancak hareketli ortalamada kırılırsa eğer bu sefer biz 0.14-24 seviyesine kadar bir sarkma görebiliriz. Bundan sonraki seviyemiz ise 0.12-62 olmuş olur. Vaktinizi bize ayırdığınız için teşekkür ederiz. Soru, görüş ve önerileriniz için 7/24 ulaşabileceğiniz hattımızın numarası 0850-255-1079'dur. Bunun dışında yazılı olarak iletmek istediğiniz görüş ve önerileriniz için destek@icrypex.com adresimiz üzerinden bize ulaşabilirsiniz. İyi haftalar dileriz.